Gitme, gidersen bu çocuk kötü olur. Bak keşke acılarını dindirebilsek. Özür dilerim. Ne konuştular? Nereye gidiyor bu kız abla? Ne bileyim teyze, ben de buradaydım. Ben kıyamam. Kıyamam o incilere, kıyamam. Toprak! Kör olmaya sıcağı. Toprak! Yusuf'um, bak sakın oğlana sussun falan deme. Günah yok garibimi. O süt anası olacak toprak yok ortalıklarda. Tabii bir yerlerde dedikoduya dalmıştır. Toprak gitti anne. Aa, neden? Ne oldu ki birdenbire? Yapamam, özür dilerim. Nereye çekti gitti. Ama olur mu çocuğum? Yazık değil mi bu Sabiye? Dur, dur. Bak seni babaya vereyim. Heh, dur. Dur anne, dur. Benim işim var, çıkmam lazım. Be Yusuf. Benim kadersiz oldu. Benim bir tanem. Rum, sen şimdi burada uslu uslu dur. Ha? Paşa paşa, babaannesi birazdan gelecek. Değil mi benim? Değil mi benim? Hadi Yusuf. Sultan. Bana süt anası diye yarı deli bir kız getirmişsiniz. Çekmiş gitmiş. Bir işi çıktı herhalde hanımım. Biz bulup getiririz şimdi. İstemez. Peşinden mi koşacağız onu? Hadi kızım. Hadi toparlan da git. Uğraşamam ben sizinle. Dur hanımım. Belki canı sıkıldı. Anasını özledi. Sultan. Her şeyin bir yolu yordamı vardır değil mi? Bunu sen de çok iyi bilirsin. Gelip benden bir izin isteseydi. Sen hoş gör. Cahillik etmiş. Ne etmişse etmiş. Bu iş burada bitti. Ah, aptal kız. İşi edecek. Sen git toprağa bul, tut kulağından getir. Ben de Hamiyet Hanım'ı ikna etmenin bir yolunu bulayım. Yoksa senin iş yatar. Teyze, kızın durumunu bilmiyoruz, senin derdin ne? Ya Sultan, neydi o çocukluk kadının adı? Sibel. İyi, al ara hemen, gelsin. Bebesiyle geliyor diye istemediydin. Bebeğini de alsın gelsin. Kız, ne arıyorsun burada? Toprak gitti baba. Ne demek gitti? Nereye gitti? Olur mu ya? Yürü baba. Yürü. Süt yetmez diye mi korkuyorsun? Kaç aylıktı seninki? 10 mu? Hani 5'i de? Ne kadar büyümüş. Neyse gel bakalım. Hadi. Hadi tamam. Ne dedi? Gelecek ama kendi oğluna da süt veriyor ya. Yetmez diye korkuyor. 10 aylık olmuş bebesi. 2 dakikada pörsütür o memeleri. Süt falan bırakmaz rüzgara diyor. Madem o kadar büyükmüş, kesiverir kendi çocuğunu sütten. Kardeşim bu yaptı. Haşa, artık isyana gider. Biz de evladımızı kaybettik. Biraz tevekkül gerek. Thank you.
Ben bakamam o çocuğa. Toprak. Ablacığım, sen Rüzgar'a da bir şey olacak diye mi korkuyorsun? Ona bir şey olmayacak. Sen bir şey yapmadın. Nazlı'nın sebebi sen olmadın. Ona da çok iyi baktın, Rüzgar'a da çok iyi bakıyorsun. Toprak, sen çok iyi bir annesin. Tamam. Tamam, istemiyorsan gitmeyelim o eve. Yeter ki sen iyi ol, tamam mı? Babaannesinin gülü canıdır da canıdır. Aşkıdır. Gülmüyor. Sesini de biraz ince açın hanımın. Ya. Ak olmuş, tamam olmuş. Gag olmuş da. Pınar. Pınar. Ay, ay kız güldü bu. Kurban olsun sana babaanne. Kurban olsun benim bir taneme. Kurban olsun bir... Anne. Oğlan iyiyse hemşire hanım kan alacak. Aa, neden? Anne, daha önce dedim ya, DNA testi için. Oğlum. İyice düşündün mü? Tamam, artık karışmayacağım. Vardır senin bir bildiğin. Ama benim yüreğim dayanmaz. Al bakayım Pınar. Bari gözüm görmesin. Kan alırken içim dayanmaz benim. Tamam anne, tamam. Hemşire hanım, buyurun. Size mi gideceksin? Yok. Giremem ki içeri. Sanki Nazlım hala içerideymiş gibi geliyor. O zaman bize gidelim. Annem de sevinirim. Annem yok mu? Diyalize gitti. Yalnız mı bıraktın kadını? Arabayla alıyorlar ya. Of baba. Ya bırak annemi, onun rahatı iyi. Neler oluyor, niye geldiniz, sen onu de. İstemedi. Bebeğe bir şey olacak diye korktu. Sebebi olacağım dedi. Oğlan kustu. Kusunca da Toprak korktu, kaçtı işte. Ne yani? Velet kustu diye her şeyi elimizin tersine itecek miyiz? Başta nasıl ikna ettiysen yine ikna edeceksin. Baba. Toprak canına kıymaya kalktı biliyor musun? Ne? Biraz geciktiyseydim ölecekti. Kızım niye demedin? Dedim işte. Bahtsız anan, makinelere bağlandı kaldı. Kader işte. Tabii sen de haklısın kızım. Ama vazgeçmesen iyiydi. Böbek buluruz nakil için demişti hancıoğlu. Onu diyorum. Kısmetinde yokmuş işte. Annene söylememişim iyi ki bak. Boşuna ümitlenmemiş oldu. Neden geldiniz kızım? Kötü bir şey olmadı değil mi? Yok anneciğim, geçelim içeride anlatırım. Abla doğru mu? Niye bana demediniz? Anana böbrek bulacakmış ya hancıoğlu. Onu dedim Toprağa. Desene kızım. Senin yanında demedi mi? Buluruz annenize böbrek, nakli yapılır. Aynen eskisi gibi olur diye. Keşke bana da söyleseydiniz. Bu nasıl bir yalan baba? Nasıl kalkacaksın altından? Senle bir olur kalkarız kızım. Bu işte beraber değil miyiz? Ne işi baba, hangi iş? Hancıoğluna karı olmak istemiyor musun? Of baba. Ben sadece kardeşim iyi olsun istiyorum. Ben kızımı iyi tanırım. Baksana benim gözlerimin içine. Sen kararını verdin. Hancıoğluna karı olmak istiyorsun değil mi? İstesem kaç yazar? Her şey bitti işte. Şimdi git, Toprağa yalan söyledim de. Hadi. Niye yalan olsun kızım?
Sen yakında Ancoğlu olmayacak mısın? Söylersin kocana, bulurlar bir böbrek. O adamın kalbini avucuna aldın mı, istediğini yaptırırsın. Hem anana ayrın dokunur, hem bize. Sultan! İftara şimdiden hazırlanıyorsunuz değil mi? Tabii hanımım, tabii. Ne oldu? Hemşire gitti mi oğlum? Hı hı. Yani hiç gerek yoktu da. Neyse. Hayırlısı olsun. Ne oldu? Konuştunuz mu kızla? Konuşmadım. İstemiyorum o kızı. Deli bozuğun teki. E ne olacak peki? Endişelenme oğlum. Hallettim ben. Ameliyat. Of. Sabahtan beri bir oturmak nasip olmadı. Sultan abla, sen toprağın niye gittiğini biliyor musun? Gönlü bulanık hala Yusuf Bey oğlum. Kolay mı evlat acısı? O nasıl bizim derdimize deva ise, rüzgar da ona deva. Tek tesellisi. Aferin güzel kızım. Annene olan vefanı gösterdin. Yalnız ben daha bir şey demedim anneme. Siz de demeyin. Bulduklarını da söyleriz. Umutla beklemekten de yorgun düşer insan. Benim akıllı kızım. Ne güzel düşünmüşsün öyle. Hadi siz sağlıcakla gidin. Ben gene uğrayacağım. Toprak. Emin misin? Gitmek istiyor musun? Bak bu çocuk oyuncağı değil. Oraya sürekli gidip gelemeyiz. Sen her şeyden daha kıymetlisin. Annem söz konusu abla. Annem benden kıymetli. Merhaba damat. Toprak gelmiş. Ya ben öyle bir gidip geldim. Nasılmış Toprak? Ne zaman dönecek? Vallahi oğlum, kızın durumu iyi değil. Sen onu bir süre daha unut. Kızım sen kes artık şu çocuğu memeden. Kocaman olmuş. Tamam Muzaffer abi, arayacağım ben seni. Tamam hadi görüşürüz. Yeri mi döndünüz? Döndük. Yani Hamiyet Hanım izin verirse. İzinsiz gitti diye toprağa çok kızmış. Ama gerçekten ne olduğunu bir bilse... Her sabah kızının mezarına gitmek istiyor. Çiçek dikmek, dua etmek istiyor. Kimseye bir şey söyleyememiş. Bahane de etmek istememiş. Yoksa Rüzgar'ı tek başına bırakır mı? Ondan başka kimi var? Yok kızım. Sen bu işi oyun ettin vallahi. Aklına esiyor geliyorsun, aklına esiyor gidiyorsun. Boşuna zahmet ettin buraya kadar. Bundan sonra çocuğu Sibel emzirecek. Anne. Bir dakika gel. Ne var oğlum? Bu kızı gönderin, toprak kalsın. Olmaz oğlum. Deli bu. Anne, kız çocuğunu yeni kaybetmiş. Güzelce bakıyor işte çocuğa. Hem mahcup olmuş geri gelmiş. Göndermek olmaz şimdi. Toprak. Çocuk yukarıda yalnız. Acıktı da zaten. Bir daha sizi asla mahcup etmeyeceğim. Hadi bakalım. Göreceğiz. Sibel, sana da zahmet verdik ha. Artık Sultan sana iftariyelik hazırlasın. Sen de bizim kusurumuza bakma.
babam. Sen bana bir can emanet ettin. Ona en iyi şekilde bakacağıma söz veriyorum. Bana bir şans daha ver ne olur. Geri geldiğin için sağ ol Toprak. Asıl ben teşekkür ederim. Annem için. Konuşuyor muydunuz? Çok özür dilerim. Hamiyet Hanım söyledi, bebek yıkanacakmış. Kolay gelsin. Yusuf Bey, bana ihtiyacınız var mı? Yok Murat, ben kullanacağım. Sağ ol. Hamiyet Hanım'ın takımları vardı kuyumcuda. Onları almaya gideceğim. Oradan da şirkete geçerim. Tamam. Ha Murat. Kuyumcuya gidiyorsan bizim süt anasına da bir hediye al. Ailemizden olduğunu söyleyip ver. Belli ki kızla ilgilenen kimse yok. Şöyle bozdurulduğunda değerini kaybetmeyecek bir şey al. Belki ileride ihtiyacı olur. Tamam süper. Kolay gelsin. Sağ ol. Arkadaşlar ben hemen geliyorum. Selamünaleyküm Sıkkı. Aleykümselam. Ya senin hanım geldiğinden önce bizim Sibel'i sepetlemişler. Kim kimi sepetlemiş? Amcaoğulları. Senin hanım çekip gidince paşanın oğlu aç kalmış. Ondan sonra geldi dediler, bizim Sibel'i çağırdılar, süt ver dediler. O da gitti. Ondan sonra da seninki geri dönmüş. Bizimkine demişler hadi yallah. Toprak ne yapıyormuş ki oğlan? Süt anal yapıyormuş. Ha. Teyzesi demiştir onu. Oyalansın diye. Vallahi bilmem artık. Eyvallah. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bunu babam Yusuf Bey'e gönderdi. Çok da selam söyledi. Tamam, ben ileteyim. İyi günler. İyi günler. Havva? Şişman Bünyamin'in oğlu Cüneyt getirdi. Çok yakışıklı adam ya. Havva nerede? Bakkala gitmişti. Gece niye gelmediğin anlaşıldı. Burada işe başladın demek. Teyzeme yardıma geldim. Havva yaktın beni kız. Gel konuşalım azıcık ne olur. Hiçbir yere gelemem. Konuşacak bir şey kalmadı Cüneyt. Ben sana diyeceğimi dedim. Sende onda yapacak yürek yok ya zaten. Havva yapma şunu, bitirme beni ne olur ya. Havva. Teyze geldim. Konuşuyordun oğlanla. Hani bittiydi? Yusuf Bey'e bir şeyler getirmiş teyze. Benimle alakası yok. Olmasın zaten. Hancıoğluna gelin olacaksan kimsenin adın çıkmamalı. Yusuf Hancıoğlu nikahına onun bunun artığını almaz. Yusuf'un kalbine girene kadar pür bak olacaksın. Bir erkeğin kalbine bir kere girmeye gör. Balçıkla sıvanmış olsan da o seni güneş sanır. O zaman dul olsan da gözü görmez. Tamam teyze. Ben çağırmışım gibi davranma bana. Tamam görmem Cüneyt'i bir daha. Hah. Aferin. Yola gel. Kız bana bak. Sakın bana o serseriyle o iş oldu falan deme. Saçmalama teyze. Ortam malı mıyım ben? Kimsenin el değmedi bana. İyi. Şimdi etiketleri de şişeye göre değiştireceğiz. Kolay gelsin amcaoğlu.
Alışveriş merkezinin fizibilite çalışmasına yine onay vermemişsin. Kaç defa konuştuk Mehmet. Burası turistik belde. Yazın alışveriş merkezinde müşteriyi buldun. Kışın bu esnaf ne yiyecek? Karnını neyle doyuracak? Bırak onu da dükkanı kiralayanlar düşünsün. Millet buraya farklı olduğu için geliyor. Sen her yerle aynı yapmaya çalışıyorsun. Ben buranın dokusu kültürü bozulsun istemiyorum. Bu gereksiz proje. Tamam. Bu gereksiz. Peki senin organik tarım işi daha mı elzem? Bu iş daha karlı Yusuf. Neyin karlı olup olmadığını bana öğretme. Neden? Her şeyin en doğrusunu sen mi biliyorsun? Mehmet, burada ticaret yapıyoruz. Sen ben derdinde değilim. Adam gibi projeyle çıktın karşıma da hayır mı dedim ben sana? Yaptığın her işe bir kulp takıyorsun. Ölümü tıkamaya çalışmaktan vazgeç Yusuf. İş konuşuyoruz Mehmet, konuyu saptırma. Ben seni anladım amcaoğlu. Ama artık yetti. Mehmet, yeter. Yusuf'u duydun. Bu konu kapandı. Ne var? Münasip bir zamanda aramadım herhalde Mehmet Bey. Kusura bakma başkan. Tanıyamadım. Koşturmacam çok. Buyur. Partiye bir uğrar mısınız? Sizinle konuşacaklarım var. Birkaç işim var. Ama arkadaşlarla akşam çiftliğe buyurun. Hem birlikte iftarı yaparız hem de konuşuruz. Sanki inadımdan hayır diyorum. Ben araştırdım. Mehmet'in söylediği fiyatların neredeyse iki katına patlıyor. Aklı sıra göz korkutmamak için fiyat kısmış. Nerede afili işler var? Zaten Mehmet hep onların peşinde. Ne babası adam oldu ne bu Mehmet. Ama ne yapacaksın? Kardeş, atsan atılmaz, satsan satılmaz. Yusuf Bey, Ali Bey aradı. Tarlada sizi bekliyormuş. Heh, tamam. Baba, hı? Benim çıkmam lazım. Nereye oğul? Şu organik tarım için tarla bulduk ya. Ziraatçıyla oraya bakacağız. Bak evladım bakmasına da. Yalnız Mehmet değil, kiminle konuştuysam bu işten para kazanılmaz diyor. Emeğinin karşılığını alamıyormuşsun. Baba, onlar geleceği göremeyenler. Mehmet de biliyor. Bugün büyük şehirlerde her markette organik tarım standı var. Hatta pazarını bile kuruyorlar. Sen boş laflara kulak asma, tamam? Sen her zaman her şeyin daha iyisini bilirsin evlat. Hadi eyvallah. Bak bu 500 olur, o da yalnız sana. Yuh! Oğlum sen olayı yanlış anladın galiba. Kızı harbiden nikahımıza almayacağız. Koynumuza girsin diye oyalıyoruz. Selamünaleyküm. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hamiyet Hanım'ın takım tamam. Kendisine selam söyle. Bir de yeni setler geldi. İsteyince haber versin, ben konağa getiririm. Bir de Yusuf Bey küçük bir şey istedi. Nasıl bir şey? Bilezik falan olur. Şöyle bir garibana yardım edeceğiz de. Bozulunca para etsin yeter. Tamam. Şöyle bir şey. Olur. Adil bunlar... Neyse tamam, işini bitir de sonra. Şöyle vereyim. Şirkete fatura edersin. Önemli değil canım. Hamiyet Hanım'a selamlar. Bu ne kadar de bakayım. Bak el alem hayır işinde bile senden daha fazla para harcıyor. Sen de otel gibi yüzüklerle fıstık gibi kızı kandıracağını san. Oğlum hancı oğlu muyum ben? Para mı basıyorum? Babamı bilmiyor musun Adil? Babandan korkuyorsan çapkınlık yapmayacaksın aslanım. Adil laga luga yapma, yapıştırırım yemin ediyorum ha. Şunlar ne kadar onu desen bana. Tamam. Ver şunları 150. Daha ucuzunda arama yok zaten. Tamam tamam, onlar olsun. Neredesin be güzelim? Odada da yoksun. Hoş geldin. İstersen direkt odamıza geçelim. Hayır, istemiyorum. Bak, ben artık otel odalarında sürünmekten sıkıldım Sıtkı. Kaç kere söyleyeceğim sana? Ya bana evi tutarsın ya da bu iş biter. Bir dakika Yaso ya, bir dur önce bir konuşalım. Ya, öyle kuru kuruya seni seviyorumlarla olmuyor canım. Evi tut, öyle. Allah Allah, Yasemin bir dur. Yasemin! İyiyin, iyiyin. Afiyet olsun. Tamam. Daha sizin için testi kırdıracağım. Sağ olun Mehmet Bey. Sizinle neden konuşacağımı merak ediyordunuz herhalde.
Bu memleketin insanını bilmez misiniz başkan? Sokakta birinin kulağına bir şey fısıldasan meydanda anons yapmış gibi herkesin haberi olur. Çok doğru dediniz. Malum. Seçimler yaklaşıyor. Sen de akıllı adamsın. Civarın en büyük ailesinin kapısını çalmayacaksın da ne yapacaksın değil mi? Siz benden çok yaşayacaksınız Mehmet Beyciğim. Kaç gündür ben de size söyleyeceklerimi kafamda çevirip duruyordum. Direkt söyle Abdullah'cığım. O kadar hukukumuz var. Biz diyoruz ki bu seçimlerde Hancıoğlu'ndan bir aday gösterelim. Malum. Aileniz şehrimizin göz bebeği. Sizden bir ricamız var. Bizim için aracılık edip Yusuf Bey'le görüşür müsünüz? Partimizden belediye başkan adayı olursa inanın çok seviniriz. Yusuf ha? İlde Yusuf Bey'i sevmeyen yok. Adıyla bütün kapılar açılıyor. Fethetmiş yürekleri. Partimize katılmayı kabul ederlerse sayesinde bizim partide yıllar sonra ilk defa bir belediye başkanı çıkartır. Doğru. Şehrimizi el birliğiyle Türkiye'nin incisi yaparız. Siz razı edin Yusuf Bey'i. Meclis başkanlığınız garanti. Yok, onu istemem derseniz hangi mevkiyi münasip bulursanız onun başına geçersiniz. Yalnız en kısa zamanda konuşursanız takdir edersiniz ki süre daralıyor. Listeleri hazırlamak lazım. Bu ne destursuzluk lan? Bana sormadan masamda testi kırmak senin ne haddine? Özür dilerim efendim. Siz istemiştiniz de. Ben de zamanı... Kes! Ne var? Oğlanı uyutuyor kız. Ne bakıyorsun yüzüme öyle? Ne var söyle, niye geldin? Süt anaya bakmıştım da. Yusuf Bey göndertti bunu. Toprak Hanım artık ailemizden dedi. Siz kutuyu verirken söylersiniz artık kendine. Olur, söylerim. Tamam. Abla, biraz oğlanın yanında dursana. İçim ezildi. İki lokma bir şey yiyeyim. Tamam. Sen de ister misin? Yok, sen ye. Ben aç değilim. Kimmiş Kerem? Teyzem. Ne dedi? Çocuk uyuyor muymuş, uyumuyor muymuş? Onu kontrole gelmiş işte. Ha, iyi, tamam. Amcam oğlum diye demiyorum. Yusuf has çocuktur. Ticaretten anlar. Ama siyaset ona göre değil. Hem benim gibi ilgili de değil. Yapamaz. Aslında bizim aklımızdan Yusuf Bey'le birlikte sizin de adaylığınız geçmişti. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet, 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 evet. Ne diyorsunuz Mehmet Bey? Olur musunuz adayımız? Sen de az anasının gözü değilsin Hamdullah'cığım. Yeter ki Hancıoğlu ismi geçsin. Kazanmak nasıl olsa garanti. Değil mi? Yalana ne hacet Mehmet Bey? Öyle vallahi. Tamam o zaman. Sizin güzel hatırınız için ben de başkanlığa adaylığımı koyuyorum. Hayırlı Hadi olsun. Bakalım. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Ne kadar iyi insanlar değil mi? O kadar geldin gittin Yusuf Bey, hiçbir şey söylemedin. Hı. Yakışıklı değil mi? Gerçi benim tipim değil ama. Aman benim söylediğimde laf. Sen bu engelme de dikkat edememişsindir zaten. Yo, fark etmedim. Ama gördüm. Bayağı yakışıklıymış Yusuf Bey. Ben bir hava alayım.
Teşekkür ederim kızım. İyi akşamlar baba. İyi akşamlar. Parti başkanıyla yemekteydim. Selamları var. Aleyküm selam. Belediye başkanlığına adaylığımı koyayım diye bir yalvarmadığı kaldı. Ben de düşündüm, taşındım. Neden olmasın dedim. Amcanlar ne der bu işe? Ne derlerse desinler. Attığım seradımdan haberdar edecek değiliz ya. Ben bu başkanlık meselesine sıcak bakıyorum. Bir düşünsene baba. Belediye başkanı Mehmet Hancıoğlu. Nasıl? Yakışır oğlum. İyi akşamlar Yusuf Bey. İyi akşamlar. Rahatsız olmazsanız bir şey söyleyecektim. Toprak bunu kabul etmedi. Yanlış anlamayın sakın. Evli ya. Kocası görürse kızın başı ağrır. Bebekleri de vardı biliyorsunuz. Eniştem toprağa çok düşkündür. Kafası dağılsın diye gönderdi konağa. Yoksa gözünün önünden ayırmaz. Anladım. Evli olduğunu biliyorum. Niyetim kimseyi incitmek değildi. Hele toprağı bu durumunda üzmek isteyeceğim en son şey. Rüzgar'a iyi baktığı için teşekkür etmek isterim sadece. O kadar. Anlıyorum. İyi niyetinizden şüphem yok. Ben sadece durumu anlatmak istedim ve bunu vermek istedim. Teşekkürler. Abla, Cüneyt abi arıyor. Amcamın oğlu Cüneyt mi? Dur, bakayım ne diyormuş, gel. Cüneyt'in babasıyla Yusuf Bey'in arası bozukmuş. Şimdi yanlış anlar diye öyle söyledim. Bu da ne diye arıyor ki hala? Ay üşenmemiş, 10 defa aramış. Nihayet. Kızım sen beni delirtecek misin? Niye bakmıyorsun telefonuna? Arama beni Cüneyt. Ben diyeceğimi dedim. Ne demek arama kızım? Aklım çıkıyor sen açmayınca. Gitmesin aklım filan. İstemiyorum, bitti bu iş. Bak önce bir buluşalım. Söyleyeceklerimi bir dinle. Sürprizimi bir gör. Bakalım o zaman da aynı şeyi söyleyebilecek misin? Cüneyt istemiyorum. Bana bak Havva. İnat edersen çekerim arabayı konağın önüne. Dalarım içeri sen bilirsin yani. Cüneyt saçmalama. Vallahi ben diyeceğimi dedim. Ya yarım saate gelirsin bizim tepeye ya da çıkar gelir ben alırım seni. Taktım mı yaparım bilirsin. İyi tamam. Ha şöyle. Bana bak yarım saat. Yoksa şerefsizim gelir ben alırım seni Havva. Cüneyt anladım tamam uzatma. Ne diyor? Aman boş boş konuşuyor. Yatacağım ben. Aa daha çok erken değil mi? Başıma ağrı girdi. Uyuyacağım. İyi geceler. Sana da. Ne yapıyorsun kız? Hiç. Madem elin boş geldi azıcık yardım et bana. Otur bakalım masaya. Tut işin ucundan. Hayırdır gece gece? Bugünden saralım da yarın sar sar bitmez onca insana. Bugün yapalım yarın bir pişirmesi kalsın. Kız Cemile. Nevin ablanın kızını bir oğlanla görmüşler korulukta. Senin haberin var mı? Sana ne kızım? Sana ne? Dilin işleyeceğine elin işlesin. Aman ablaya yani iki çift laf da mı etmeyelim yani? Etmeyin. Onun kızından, bunun oğlundan başka laf çıkmıyor ağzımızdan maşallah. Ah! Ben toprağa su götürecektim unuttum. Hay Allah. Kim ki bu saatte? Ben bakardım. Yiğit. Ah. Yiğit. Kim gelmiş? Ah Yiğit. Sultan abla. Müjdemi isterim. Ne oldu kız? Ne müjdesiymiş? Oğlum. Yiğit'im. Sen mi geldin kuzum? Geldim anam geldim. Kuzum. Thank you.
Kızım nerede kaldın ya? Hani yarım saate geliyordun? Kök saldım kızım ya. Ne sözden anlıyorsun, ne laftan Cüneyt ya? Hava. Ha. Evlen kız benimle. Cüneyt bu ne? Bu tel gibi şeyleri mi layık gördün bana? Yani ben senin için aşkımdan ölüyorum, dünyayı karşıma alırım diyorum. Sen karşıma geçmiş diyorsun ki bu tel gibi şeyler mi? Aferin yani Havva. Havva, gel gidip nikahımızı kıyalım kız. Ne babam umurunda ne de dünya. Bitti o iş Cüneyt. Değil babanı, başbakanı kapıma getirsen bitti o iş. Vay be. Ne değişti? Sen değil miydin yüzükleri al gel diyen? Vazgeçtim. Tek dönek sen misin? Bu sefer de ben vazgeçtim sözümden. Sevme beni artık. Bana bak, bana böyle posta koyamazsın tamam mı? Hem bu cakan kime senin? Yetti artık. İstemiyorum seni Cüneyt, anlamıyor musun? Düş yakamdan. İstemiyorum. Tam sevdiğiniz gibi yaptım kahveleri. Damla sakızlı. Oh, bunlar senin şerefine ha. Aşk olsun Yusuf oğlum. Sen istediğinde yapmadın mı? Kızlar hizmetini görüyor diyor ya, ben ses etmiyorum. Kızma Sultan abla, keyfimden takılıyorum. Halimi bilen, dilimden anlayan kardeşim gelmiş benim. Bırak da ki keyif yapayım. Sağ ol abi. Hemen bitirmeyin kahvelerinizi, ben çifte kavrulmuş getiriyorum. Kardeşim, okul bitti. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Vallahi bakalım abi. Bir şeyler var işte aklımızda. Hayırlısı artık. Hayırlısı olsun bakalım. Geleceğin içime doğmuş gibi. Daha bugün aldırdım Pınar'a. Sağ ol anacığım, sağ ol. Sultan abla, kızlara söyle gece vakti dışarı çıkmasınlar. Hele hele yalnız başlarına. Bir ihtiyaçları varsa Murat'a söylesinler. Kim çıkmış ki? Senin yeğen. Toprağın ablası. Sen Havva'yı diyorsun. Yan komşuya yolladıydım oğlum. Siz için kahvelerinizi ben bir içeri bakayım. Münevver. Gelsene abicim, Yiğit geldi. Görüştük abi biz. Gel abicim, biraz da biz görüşelim, gel. Ne yaptın bakalım? Ne yapayım? Evdeydim işte. Biz de Münevver'i İstanbul'a gönderebilseydik, şimdi Edebiyat Fakültesinden mezun olacaktı. Kısmet değilmiş. Boş ver, boş ver. Senin sağlığın her şeyden önemli. Okuyacağın okuldan bile. Ne o teyze baskın yapar gibi girdin içeri? Ne oldu? Su vereceğim diye bir gittin. Bir daha gelmedin de merak ettim. Sıkıldım teyze. Uykum da gelince yatayım dedim işte. Yiğit geldi. Konak ayağa kalktı. Sen duymadın mı? Duydum. Gözün aydın. Ben de gördüm ama pek fazla konuşamadık. Dur ben bir gideyim adam akıllı hoş geldin diyeyim. Kız beni kendine bulaştırma. Nereye gittin gece gece? Hiçbir yere teyze. Bana yalan konuşma. Yusuf seni eve girerken görmüş. Ya. Demek beni takip ediyor. O evine giren çıkan herkesi takip eder. Dikkatini çekeceğim diye şimşekleri üstüne çekme de. Şimdi de bakalım. Hangi cehennemdeydin? Cüneyt ile buluşalım dedi. Ben sana o heriften uzak dur demedim mi? Ne yapayım teyze? Gelmezsen konağa basarım dedi. Ne yapsaydım? Bunun bahanesi olmaz abla. Bir duyulursa bu mesele, unut sen Yusuf'u. Bitti dedim. Düş yakamdan dedim, geldim işte teyze. Ah Havva, ah. Vaktinde yediğin hurmalar böyle tırmalar işte. Ayağına denk al. Ben yatayım. İyi geceler. İyi geceler abiciğim. Görüşürüz Yiğit. İyi geceler Münevver.
Yiğit. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim. Ne olsun ya. Neyse beni boş ver. Toprak nerede? Ne yapıyor şimdi o? İyi. Odasında. Sıtkı da o da perişan oldular. Ateş düştüğü yeri yakıyor tabii. Öyle. Ne yapsın o da? Rüzgar bebekle acısını dindirmeye çalışıyor. Alo. Toprak. Toprak yok mu? Vallahi Yusuf Bey geldi sonra da gittiler. Nasıl yani? Vallahi kimse bana bir şey söylemedi. Sen oğlana bak geleceğiz dedi Yusuf Bey. Eve uğruyor, ne mezarlığa geliyor. Mezar kalmış dımdızlak. Ne oluyorsa konakta ağırlıyorlar sanki. Neymiş? Toprak Hanım kafa dinleyecekmiş. Ne kafa dinlemesi anne ya? O sultan yok mu? Anasının gözü. Hemen işe koşmuş kızı. Yusuf'un öksüzünü emziriyormuş. Sahi mi? Dün öğrendim ben de. E sana niye sorulmuyor peki? Sen kocası değil misin? Aman anne ya. Benim tepeme binlesin de ne alt ederse etsin. Gelmişken babanın mezarına da bir uğrayalım. Ha anne, sıradan nineme kadar gidelim. Bir tuttun getirdin ya. Şeref! Şeref! Öttürme şu mereti de bir bakıver ya! Ha buyur. Uyuyor muydun Remzi? Yok ya Baldız, ne uyuması? Dört gözle senin telefonu bekliyordum. Malum 30 yıldır şu son hafta ilk kadar konuşmadık seninle. Alışkanlık yaptım. Zevzekliği bırak da dinle beni. Şu Havva'nın eski kırığı başımıza iş açacak gibi. Cüneyt mi? Evet, o adı batasıca. İmkanı yok Baldız. Ya oğlan babasından izinsiz helaya gidemiyor ya. O mu Havva'nın peşinden koşacak? Vallahi dün 50 kere aradı. Konağa gelirim diye bir de tehdit etmiş. Bak sen şerefsize. Kızın babası değil misin? Dürüver defterini. Yoksa o bizim defterimizi dürecek bilmeden. Telaşlanma, ben gereğini yaparım, merak etme. Becerebilecek mi? Ya sen de bizi iyice beceriksiz belledin be Baldız. Elbet beceririm. Göreceğiz. Ah ulan ah. Havva bir halletsin şu işi. O zaman görüşeceğim ben seninle. Hayrola? Ya kiminle konuşuyorsun sen? Kimseyle. Öldürsen yataktan kalkmazdın. Ne oldu? Günaydın. Günaydın. Yusuf Bey ile Toprak bir yere gitmişler. Haberin var mı? Bilmiyorum. Yusuf Bey kendi kullanmak istedi arabayı. Anladım. Toprak, neredesin ablacığım merak ettim. Nazlı'ma gittik abla. Haber verseydin keşke. Mezarlığa mı götürdü seni? Bir sürü de çiçek almış. Nereden biliyorsa çiçek istediğimi. Bir görsen, mezarlık çiçek bahçesine döndü. Tıpkı rüyamda gördüğüm gibi. Cemile, ne yapıyorsan bırak da Hamiyet Hanım'a bak bakalım uyanmış mı? Günaydın anacığım, kolay gelsin. Neden kalktın oğlum? Az uyusaydın, yol yorgunluğun geçmemiştir daha. Yok, çıkacağım ana. Gurbetten geldin de bana bile böyle hazırlanmadın. Ya ana hazırlanırım, bundan sonra burada değil miyim nasıl olsa? Bana bak, o değil de sen beni idare edeceksin değil mi? Desene gene başladık. Zor göreceğim yüzünü ha. Ya ana yapma ya. O da burnumda tütüyor biliyorsun. Allah'ını seviyorsan.
Ne haber abla? İyidir. Ne oldu kızım? Teyze, ne yapacaksak yapalım. Hani öğretecektin bana Yusuf Bey'in sevdiği şeyleri? Ne oldu kız? Ateşe mi düştün? Yusuf Bey toprağı mezarlığa götürmüş. Toprak evden kaçınca ben söyledim. Mezarlığa gitti çiçek için falan diye. Aferin, iyi, acımış. Gitmişler işte mezarlığa. Çiçek falan ekmişler. Toprak'ta tabii böyle adam görmediği için şaşkın. Aman bir şey olacağından değil de. Yusuf insanlığından yapar öyle şeyleri. Hem bilmiyor mu canım evli olduğunu? Biliyor bilmesine de. Bu adamın tek gecelik macerası daha düne kadar bu evde değil miydi? Demek ki adam çapkın. Evet, çapkın. Erkek kızı mı? Neyse ne. Ben anlamam. Ne yapacaksak yapalım teyze. Benim sabrım kalmadı. Oy ben senin o mısır tanesi parmaklarını yerim. Aa. Ben sana kıyamam. Hadi gel bakalım. Pınar, 5 dakika Rüzgar'ın yanında durur musun? Sen nereye gidiyorsun? Hamiyet Hanım'a. Daha odasından çıkmadı ki o. Yusuf Bey? Ne yapacaksın Yusuf Bey'i? Bebekle ilgili bir şey diyeceğim. İyi bakalım. Aşağıda Yusuf Bey. Sağ ol. Göbeği gül ağacının dibine gömersen şansı açık olur derler. Öyle mi derler? Ben Nazlı'nınkini illa okulun bahçesine gömelim de okusun istemiştim. İyi misin? Evladın yokluğu başka hiçbir şeye benzemiyormuş. Buyurun beni çağırtmışsınız. Ha gel kızım gel. Gel al şunu. Şunları biraz sulayıver sevabına. Bu toprak hiç yol yordan bilmiyor. Çocuğun göbeği düştü herhalde. Bana haber vermeden gömüyorlar. Çok yanlış bir hareket. Dünden beri bu ikinci. Bir annenin çocuğunu kaybetmesi ne kadar acıysa... Bir çocuk için de annesini kaybetmek o kadar acı. Doğru. Ben de böyle olsun istememiştim. Annesiyle evli değildik. Daha doğrusu çocuktan bile çok sonra haberim oldu. Neyse ki şanslıyız. Sen onu seviyorsun. Hem de çok. Sevmem mi? Öyle masum, öyle tatlı ki. Nazlı'dan sonra başka hiçbir bebeği kucağıma alamam zannediyordum. Ama Rüzgar başka. Aslında onu siz bana emanet etmediniz. Sanki Allah gönderdi. Birbirimize can yoldaşı olduk. Sağ ol Toprak. Rüzgar'ı kızından ayırt etmedin. Rüzgar aranmaya başlamıştır. Siz gömün. Sen gömsen daha münasip olur. Ama baba sizsiniz. Olsun Toprak, sen göm. Daha iyi olur. Ben gidebilir miyim? Aa, dur kızım. Daha yapılacak dünya kadar işimiz var.
Bu bizim Münevver de kayboldu ortadan. Hadi, hadi gel de biraz yardım et bana. Bahtı güzel, şansı iyi olur inşallah. Sağ ol. Rüzgar uysuzlanmıştır, ben gideyim artık. Toprak. Rüzgar için yaptıklarına nasıl teşekkür etmek lazım bilmiyorum ama... Biz birbirimizle acılarımızı dindirdik. Rüzgar'ı her kucağıma aldığımda şükrediyorum. O yüzden ben teşekkür ederim. Hadi kızım, hadi, hadi. Topla şuraları biraz, şu yastıkları falan. Bunları da aşağı sultana götürüver. Kuzineye atsınlar. Ha bir de iftar için börek açacaktı. Sor bakalım Neri yapmış. Kızım sen duydun mu beni? Duydum Hamiyet Hanım. Kusura bakmayın. Kaza haberine takıldı gözüm. Toprağın acıdan kafası gitmiş. Seninki de sevdadan uçtu herhalde. Sözlüydün değil mi sen? Ne sözlüyse Hamiyet Hanım. Sözlü falan değilim ben. Yok öyle bir şey. Allah Allah. Ben öyle bir şeyler duydum. Yok yüzük takılacakmış, yok söz kesilecekmiş falan diye. Neyse. Hakkında hayırlı olsun. Sen işe gitmiyor musun bugün oğlum? Gideceğim anne, babamı bekliyorum. Yusuf'um, sana bir şey soracağım. Sor anne. Sen bugün sabah sabah Toprak'la nereye gittin? Kızının mezarına götürdüm. Ya ben bu kıza çok acıyorum. Gözümden yaş eksik olmuyor. Dün ablası söyledi. Kızının mezarına çiçek ekmek istiyormuş. Ben de sevabına yardımcı olayım dedim işte. Doğru. Bir sahipleneni yok galiba. Kocası varmış ama hala yüzünü göremedik. Ay ben de öyle oldu. Çocuğun ölümünden onu mu sorumlu tutuyorlar anne? Kim bilir? Neyse, iyi etmişsin benim bir tane. Ha? Böyle mukaddes günlerde sevaptır. Aslan oğlum benim. Gururum benim. Ana, siz yine de ihtiyaçlarını eksik etmeyin. Ne de olsa kız bizim için burada. Merak etme oğlum. Ben ilgilenirim. Tamam babacığım. Şu garip halimden bilen işveli nazlı, gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Tatlı dillim, güler yüzlüm, ey ceylan gözlüm, gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Sen beni bırakıp devam mı edeceksin yoksa benimle birlikte şirkete mi geleceksin oğlum? Yok baba, benim şirkette biraz işim var. Ha çok iyi. O zaman bana bir saat kadar bir zaman ayır, olur mu? Hayırdır, ne oldu? Vallahi hayırlı bir iş galiba. Kaymakam Bey haber salmış, bir maruzatım var demiş. Gelip benimle konuşmak istermiş. Bilmediğim bir şey mi var baba? Yok evlat. Benim de bildiğimden değil de benim yaşıma gelince sen de anlayacaksın. Bazı şeyler açıktan açığa söylenmese de onları anlıyorsun. Sağ ol aslanım. Bak toparlandı biraz, sitin yaradı olanı. Yerim ben onu. Senin de yüzün gülüyor. Bilmediğim bir şey yok değil mi? Oğlanın ya, o yüzden ben de iyiyim biraz. İyi, en azından aramızdan biri iyi. Ne oldu abla? Senin neye canın sıkkın? Hamiyet Hanım'ın işleri işte. Kadın kendi dedi konağa gelin diye. Şimdi teyzeme demiş ki ortalıklarda görünmesinler. E tabii.
Önce mezarlık, sonra bahçede baş başa konuşmalar. Kadının dikkatinden kaçmamış. Oğlanın göbeği düştü. Babasına götürdüm ben de. Gül dibine göm dedim. Hem bunda ne var ki? Bir şey yok ablacığım, bir şey yok da. Onlar bilmezler senin evliliğine, namusuna ne kadar düşkün olduğunu. Onların içi fesat altında bir şey ararlar hep. Of. Çok utandım şimdi. Yusuf Bey de böyle düşünmüş müdür? İnşallah düşünmemiştir. Bak yine de sen bundan sonra dikkatli ol, tamam mı? Oğlanla ilgili bir şey olduğu zaman teyzeme söyle, bana söyle. Bak bu kadın aklını çelerse Yusuf Bey bizi kapı dışarı eder. Tamam abla. Bir daha karşısına çıkmam. Hava, baksana bana. Sesi çıkmıyor. Yürü gidiyoruz. Nereye? Yusuf'un sevdiği şeyleri sorduydun ya. Ben de en sevdiği şeyi düşündüm. Güzel kadına dayanamaz. Mayasında var tabii. Kocamış Yılmaz oğlundan beteriydi vaktinde. Yusuf da az değil hani. Gözüne hitap edeceksin ki er adamın gönlüne girebilesin. Hadi. Hadi. Yarın kaymakamla görüşmeye gideceğim. Artık hangi okul olursa. Zaten dünya kadar öğretmen açığı var. Evet. Ve senden iyisini mi bulacaklar? Hem abim kaymakamın arkadaşı gerekirse konuşur senin için. Bakalım Münevverim, hayırlısı. Şu işler bir yoluna girsin, ben işe başlayayım. Ondan sonra seni istemeye geleceğiz. Artık beklemenin bir anlamı yok değil mi? Yeni yapılacak parkın istimlakı için Yusuf'un yardımına ihtiyacım olacak. Ne zaman istersen. Aslında buraya başka bir sebepten ötürü geldim. Buyur kaymakam bey oğlum, seni dinliyorum. Hafta sonuna doğru annemler ziyarete gelecek. Hadi gözün aydın. Bir süre misafirim olacaklar. İzin verirseniz sizi de tanıştırmak istiyorum. Hayırlı bir niyetimiz var. Tabii oğlum, buyursunlar, buyursunlar. Başımızın üstünde yerleri var. Ben aşağı yoldan ineyim, sen tepeden gel. Az kaldı çiçeğim. Ben şu işleri bir halledeyim, her şey yoluna girsin. Ondan sonra seninle bu yollarda göğsümüzü gere gere dolaşacağız, tamam? Önce abimle konuş, çok seviyor seni. Yiğit benim can dostumdur diyor. Herkes yalandır ama o gerçektir diyor. O yüzden o evet derse kimse bir şey söylemez. Münevverim doğru söylüyorsun da... Abinle bu kadar yakınken ben senin bacını seviyorum diye nasıl diyeceğim? Deme o zaman. Kızım asma suratını. Tamam. Tamam bak, ben ilk iş Yusuf abiye gidip konuyu açacağım. İlk ona söyleyeceğim bunu, tamam mı? Tamam. Ama sen üzme kendini. Tamam. Hadi. Görüşürüz. Görüşürüz. Oldu o zaman. Ben müsaadenizi isteyeyim. Müsaade senin evladım. Peki, görüşürüz Uygar. Görüşürüz. Ayağına sağlık. Teşekkür ederim. Güle güle. Ne diyorsun ağam? Ne düşünüyorsun? Vallahi bacına kalsa armudun sapı, üzümün çöpü, onun işi, bunun yaşı derken kimseyi beğenmeyecek. Vakti de geldi artık. Neredeyse geçiyor. Bu kaymakamın 4 yıldır bir tek yanlışını görmedim ben. Bundan iyi bir kısmet can sağlığı evlat. Sen ne dersin? Senin niyetin var belli. Vallahi kaymakamı ben de severim. Ama önce Münevver'e bir sormak lazım. Tabii mutlaka. Nasipse ötesi yok zaten. Hayırlısı olsun. Hadi kızım.
Çabuk ol. İkindi okundu. Hamiyet nerede kaldın diye beynimi yer şimdi. İşte en güzeli bu oldu. Seni böyle görüp de yüreği hoplamayacak adamın erkekliğinden şüphe etmek lazım. Diğerleri ne olacak? Aynı kılıkla ortalıkta dolanamayacağına göre onları da alacağız. İyi. O zaman giyineyim üstüm, ben çıkalım. Yok yok, değişme. Böyle kal, bir saatte çıkamıyorum. Hem alışırsın. Anne, senin ne işin var burada? Aynı şeyi ben soracaktım. Abla, nasılsın? Ay nasıl olayım? Kızların ikisi de yanında. Bütün işler bana kaldı. Toprak nerede? Evde, bebeğin yanında. Ya bayram değil, seyran değil. Bu kılık ne kızım? O nasıl laf abla? Yeğenlerime iki çabuk alamayacak mıyım? Bugüne kadar bir çöpün nasip olmadı da şaşırdım doğrusu. Ben şunları ödeyeyim. Kadın bizi mutlu etmeye çalışıyor anne. Niye öyle söylüyorsun? Ya bir şeyler dönüyor ama. Hadi hayırlısı bakalım. Ya siz iki çift laf etmezken çarşı pazar gezer olmuşsunuz. Baban iki gündür yol belledi konağa. Adam görmeye geliyor bizi, bunda ne var? Hadi kızım gidelim. Aa, ya bunlar da mı Havva'nın? Hayır abla, oğlumun an bana. Kıza bir tane elbise aldım, yaranamadım. Ah, Yiğit de gelmiş. Ne yapıyorsun anne? Nasılsın? Teyzem. Aslan oğlum, nasılsın? Keyfin, sağlığın yerinde mi? İyiyim teyzem, sağ olasın. Sen nasılsın? İşte gördüğün gibi. Madem geldin, bir akşam burada sana tandır yapayım. Özlemişsindir. Vallahi hem de nasıl. Kimse de senin gibi yapamaz. Teyze yeğen arasında Karaçalı gibi durmayayım. Hamiyet bekler. İyi. Teyze, gel seninle bırakalım geçerken. Yok evladım. Ben yavaş yavaş yürürüm. Hadi siz gidin. İyi, tamam. Anne, ilaçlarını ihmal etme, tamam mı? Sen de sakın toprağı yalnız bırakma, oldu mu kızım? Hadi bakalım. Annem kuşkulandı bence. Hadi oradan. İşkillisin sen de ondan. Teyze, bak babama söyledim, sana da söylüyorum. Annemle Toprak bu işi bilmeyecek, tamam mı? Kız, ben bunu ablamla paylaşacak kadar aklımı peynir ekmekle yemedim. Nasıl olmuşum teyze? Vallahi dünya para döktüm ama değdi. Umarım o da beğenir. Kız, sen bayağı benimsedin bizim Yusuf'u. Ben sadece babam ve sizin dediklerinizi yapıyorum teyze. Biz de keyfimizden yapalım bu işi demedik. Hayatın kurtulacak. Daha ne? Teyze, ben hazırım. Bundan sonrası sana kalmış. Her fırsatta Yusuf'un karşısına çıkar beni. Her döndüğü yerde beni görürsün. Hatta görmediği yerde bile beni ararsın. Ah ulan ah. Ramazan olmayacaktı, ben biliyordum yapacağım eğlenceyi. Hiç merak etmeyin. En iyi aşçılar yapacak yemekleri. İstanbul'dan çok iyi bir grup ayarladım. Sahneleri de çok kuvvetliymiş. Öyle grup falan istemez. Her şey konsepte uygun olacak. Bana en iyi neyzenleri bulacaksın. Semazenleri de unutmak yok. İşe yarayacak mı peki? Sonuçta amacımız Yusuf Bey'in aklını meşgul etmek, vereceğimiz abinin sansasyonunu kesmek değil mi? Deneyeceğiz Serhat. Yoksa ben de biliyorum içkiyi dayayıp İstanbul'dan su gibi bir kadın getirip koynuna sokmayı. Malum, Yusuf Bey'imiz güzel kadınları sever. Şimdiye kadar hiçbir güzele hayır dediğini görmedim.
Yusuf çıkmış eve geliyormuş. Gelince kapıyı sen aç. Fırla. Ama sakın gelmesini bekliyormuş gibi yapma. Yusuf Bey, hoş geldiniz. Evde kimse yok muydu? Artık misafire mi kapaştırıyorlar? Estağfurullah. Kızlar sofra hazırlandı. Oğlum, hoş geldin. Hoş bulduk anne. Çayı semaverde demledim bugün. Ah, yaşa be sultan kadın. Bu akşam yemeği de öyle bir çöktü, öyle bir ağırlık bastı ki... bu çay şimdi çok ora geçecek ha. Getir kızım. Paralar bayağı büyük ama sulama sistemleri de iyi. İyi, sen bilirsin oğul. Sağ ol kızım. Zahmet oldu. Afiyet olsun. Cemile ile Pınar nerede? Cemile mutfağı toparlıyor. Pınar da yoğurt bitmiş maya çalıyor. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Tatlandırıcıyı unutmuşlar. Gidip de alayım. Şekersiz içemem şimdi. Hemen kızları soğurdu. Gözünden hiçbir şey kaçmaz. Kaçın gurrası. Ayarını iyi tutturmamız lazım. Kardeşin Rüzgar'ı uyutamadı galiba. İstersen bir çık bak. İhtiyacı olabilir. Duydun kızım Hamiyet Hanım'a hadi. Sultan, bu kız ayak altında dolanmasın. Eğer üç kadın bu evin hizmetini göremiyorsa haber ver. Yeni bir kadın daha bulalım. Yok hanımım, öyle denk geldi. Denk gelmesin Sultan. Bu evin hizmetini çalışanlar yapsın. Yusuf Bey oğlum. Buyur Sultan abla. Toprağın birkaç ihtiyacı var. Havaya al gel dediydim. Sana zahmet olmazsa çarşıya kadar bırakıversen. Gelsin de istediği yere bırakayım. Sağ ol Yusuf'um. Murat. Çabuk ol, bekletme adamı. Bir tanesin teyze. Hadi kız acele et hadi. Hayırdır Sultan? Kemer. Hı? Kemeri takmazsan susmaz. Ha. Adın neydi senin? Havva. Havva. Hayır canım. Özel şoför mü benim oğlum? Yani koskoca Yusuf Hancıoğlu'na yakışır mı böyle götürüverin demek? Ah. Oh, ben bilemedim hanımım. Özrün kabahatinden daha büyük sultan. Sen bilmeyeceğin de kim bilecek? Ha? Kaç yıldır çalışıyorsun bu konakta? Hala yol yordam öğrenemedin mi? İnan olsun düşünemedim.
Toprak çocuğa acele lazım deyince boş bulundum. Sultan, ben sana bu kız ortalarda gözükmeyecek demedim mi? O Murat'a ne oluyor? Yazıver listeyi, gitsin alsın gelsin. Yok yok. Yok, bu iş olmayacak. Çocuğun kırkı çıksın. Bu süt analık işi de bitsin. Biberona geçeriz. Memesiz büyüyen tek çocuk bizimki değil ki. Emrin olur hanım. İyi. Hadi işinin başına. Abla, Şeref abla geldi, gördün mü? Yo. Nerede şimdi? Toprağın yanında. Havva'yı sordun mu? Bana sormadı. Ben bir bakayım, sen bulaşıkları hallet. Dereceli liseyi bitirince babam okutur sandım ama yine de hayır dedi. Yazık olmuş. Seramik kursuna falan gitmek istedi. Ona da yollamayınca ben de vazgeçtim. Artık Yiğit'in gönderdiği kitaplardan öğreniyorum başka dünyaları. Efendim Arif. Anne. Kınalı kuzum. Narin gelinciğim benim. Burnumda tüttün yavrum. Sen de benim. İyisin değil mi? Ben iyiyim. Seni de iyi gördüm. Ah anne. İyi olmayıp da ne yapacağım? Üzüntüden sütüm kesilse bu bebeğe yazık. Pek de güzelmiş maşallah. Gel şöyle oturalım. Maşallah öyle uslu, öyle iştahlı ki çabuk büyüyecek bu. Göbeği düştü bile. Nasıl davranıyorlar kızım? El üstünde tutuyorlar değil mi? Bir dediğimi iki etmiyorlar. Konağın hanımı olsam bu kadar olur. Hay Allah muhafaza. Ablanla teyzen neler yapıyor? Ablam iyi, sürekli benim yanımda. Teyzemi çok göremiyorum. Malum işleri başından aşkın. Ama her akşam mutlaka yanıma uğruyor. Gelin olduğunda hiç bu kadar dokunmamıştı bana. Sen buradasın ya. Aklım hep sende kızım. Merak etme anne. Bu bebekle birbirimize can yoldaşı olduk. Ben ona iyi gelecekken o bana iyi geldi. Bir gülüyor, bütün dünyalar benim oluyor. Ablan nerede? Abla, geldin de niye haber vermedin? Bir şey demeye gerek yok bu konakta. Haber kulaktan kulağa dakikasında yayılıyor zaten. Oğlanı gördün mü? Nasıl yaradı kızın sütü? Etler, butlar nasıl toparlandı maşallah. Allah nazarlardan saklasın. Ablanı sordum kızım. Hava nerede? Dışarı çıktı. Az dolanıp bir şeyler alıp gelecek. Madem. O gelene kadar bekleyeyim de sonra birlikte gideriz. Bir yere mi gidecektiniz? Eve götüreceğim. Neden? Ne oldu? Hayrola anne? Kızım seni gördüm. İçime sindi kızım. Tek başına yaparsın değil mi? Yalnız da değilsin zaten. Teyzen hep yanında. Sen bilirsin anneciğim. O zaman o gelince biz de gideriz. Kolay gelsin yeğenim. Sağ olasın amca, hoş geldin. Gelsene. Otur şöyle. Nasılsın amca? İyi diyelim, iyi olalım aslanım. Allah iyilik versin. Ya sen çalışıyordun galiba. Olsun olsun. Ara veririm biraz. Hayırdır, bir şey mi vardı? Akşam bizim Mehmet bir yemek tertiplemiş. Gelip şereflendirirsen memnun olurum. Ne demek amca? Tabii gelirim. Seni buraya çağırdım. Kızın yanında konuşmak istemedim abla. Sen onun iyiyim dediğine bakma. Aklı gidip geliyor. Onun dilinden bir hava anlıyor. Sen de onu alır gidersen daha kötü olur. Ablasıyla iki çift laf ediyorlar da aklı yerine geliyor. Kimi kandırıyorsun sen? Ha? Niyetin ne? Nasıl bir oyun kurdunuz siz? Ne diyorsun sen ya? Aptal mıyım ben? Yıllar evvel bana yapamadın, şimdi kızlarıma mı yapacaksın? Beni kuma gibi Yılmaz Bey'e kapamaya çalıştın, olmadı. Şimdi niyetinde kim var? Abuk sabuk konuşma abla.
Havva Cüneyt'i reddetmiş. Hem de olan yüzüğü alıp geldiği halde. Ya sen bizi bu kapıdan içeri koymazken şimdi kızı almaya geldim diyorum. Yollamamak için bir ayaklarıma kapanmadığın kaldı. Sen bana ne demek istiyorsun ya? Kimseyi kimseye kapamaya çalıştığım falan yok. Şurada üç kuruş para kazanın diye vesile oluyorum. Senin aklından geçene bak. İşte benim de eşkillendiğim bu ya. Sen günahını bile bedavaya vermezsin. Hadi. Şimdi anlat bakayım niyetinde ne var? Anne. Hah. Geldi işte kızın. Sor bakalım kimi kime yamamaya çalışıyormuşum. Sor da öğren çevirdiğimiz filmi. Oturduğun yerde günahımı almak kolay tabii. Ne oluyorsunuz ya? Burada bir şey oldu yok da. Sana neler olmuş böyle? Hadi toparla eşyalarını, eve gidiyoruz. Ne demek gidiyoruz? Hepimiz mi toprakta mı? Yok. O bebeği emzirmeye devam edecek. Sen benimle eve geliyorsun. Gelemem anne. Nedenmiş o? Toprağı yalnız bırakamam. Ha, ben onunla konuştum. O gayet güzel idare ediyor. İki saattir yoktun zaten. Anne gelemem diyorsan vardır bir sebebi. Neymiş o sebep? Sen üzülme diye söylemedim ama. Cenaze günü toprağı ipten aldım ben. Canına kıyıyordu. Ben kurtardım. Anlıyor musun? Şimdi siz sırf teyzemle birbirinize giriyorsunuz diye kardeşimi bir başına bırakamam. Sakın gözünü üstünden ayırmaya mı kızım? Yani sıkılsan da bunalsan da bir başına bırakma. Evvel Allah'a sonra sana emanet. Tamam anne, merak etme. Seni de kırdım ama. Yani ne zaman konakla ilgili bir iş olsa sinirleniyorum biliyorsun. Kusura bakma. Tamam tamam. Anne. Cüneyt'le karşılaşırsan onunla hiç konuşmadan dönüp arkanı git, tamam mı? Tamam kızım. Senden korkulur vallahi. Ananı hallettik ama Turbun büyüğü heybede. Gel bakalım. Ne oluyor teyze? Hamiyet Hanım arabaya bindiğini görmüş. Bu aralar biraz geri duralım. Sözünü dinliyormuş gibi yapalım. Olmaz öyle şey. Ben yol boyunca adamı etkilemek için uğraştım. Şimdi bir geri adım atarsak her şeye baştan başlamamız gerekecek. Tabii o zamana kadar kalbine başka biri yerleşmezse. Ne yapacağız peki? Benim aklımda var bir şeyler. Öyle bir şey var ki Yusuf'un gözü benden başka kimseyi göremeyecek. Tabii senin de yardımına teyze. Ha Sultan abla, telefonda söylediğim takımlar hazır mı? Hepsi hazır Yusuf Bey'im, dolabında asılı. Sağ ol. Sen geldiğinden beri ilk defa odana girdim bugün. Bazı şeyler hoşuma gitmedi. E şimdi sen aylarca kalmadın odada. Gülsüm Hanım kaldı. Senin odan olmaktan çıkmış yani. Doğru. Müsaaden olursa yeniden düzenleyelim. Vallahi ben de söyleyecektim de vaktim olmadı. İyi olur Sultan abla. Sağ ol. Sen de sağ ol. Sen de sağ ol. Organizasyonu beğendin mi amcaoğlu? Keyfin yerinde mi? Niye toplandığımızı bilsem biraz daha keyifleneceğim.
Programı izleyelim, konuşuruz. Konu alışveriş merkezi meselesi ise hiç zahmet etme. Sen Umut dedin, unuttum amcaoğlu. Ağzımızın tadını kaçırmayalım. Sema Ayin'i izleyelim hadi. Saat geçti, niye burada olduğumuzu hala söylemedin Mehmet? Madem merak ettin söyleyeyim amcaoğlu. Hancıoğlu soyunun gücünü kudretini herkes bilir. Ailemizi daha ileri götürmek. Soyumuzun gücüne güç katmak ve şanımızı bu topraklara daha da kazımak için bir karar verdim. Bunu da önce ailemle ve yakın dostlarımla paylaşmayı uygun gördüm. Önümüzdeki seçimlerde belediye başkanlığına adaylığımı koyuyorum. İyi geceler. Abla. Ablacığım, ne oldu? Oğlanı uyuttum da birer kahve içelim mi diye gelmiştim. Çok isterdim de. Ben şimdi onu içersem uyuyamam ki ama. Hem sen de yorgun görünüyorsun ablacığım. Uyusana. Ben de yatacağım birazdan. İyi peki. İyi geceler sana o zaman. Selamünaleyküm. Oo, hoş geldin. Neftiha sürülmüş gibi geldim bakıyorum. Havva mavva diyordun. Ne olmuş Havva'ya? Ya bu Hancıoğullarının Murat var ya, geçen gün bilezik almıştı bizden. O bileziklerin nereye gittiği belli oldu. Bana ne oğlum Yusuf'un metresinden? Havva'ya ne olmuş, onu desen bana. Ya bana ne olur mu? Konu seninle direkt ilgili. Adil, bana bak, kan kardeşi falan demem, dağıtırım suratını ha. Ne demek şimdi bu? Ya bana ne kızıyorsun? Sen tel yüzüklerle kızı kandıracağım derken Yusuf Bey malı aldı götürdü. Sen de o yüzükleri boynuzlarına takarsın artık. Lan gebertirim seni lan, adam gibi konuş. Ne diyorsun sen? Bir dur oğlum. Adil haklı. Gözlerimle gördüm. Yusuf Bey'in arabasında fingir diyordu Havva. Lan bana bak, gebertirim ikinizi de ha. Bizi öldüreceğine git bas konağa, al sevdiğini Yusuf'un yanından. Aklımı yedin lan. Öldürecek misin oğlanı? Konağa basarsa Yusuf Bey yaşatır mı onu? O zaman biz erkeklik taslamasın. Biz dostça uyarıyoruz. Ben olsam bir dakika durmam ya. Ne erkekliğime laf söyletirim ne de sevdiğime. Onun adı Yusuf Hancıoğlu'ysa ben de Cüneyt'im Cüneyt. Baba. Benim payı ne zaman vereceksin? Ne payı? Süt parası. Karı benim, sütü benim. Sultan abla. Hani toparlayacaktınız? Bendeki de akıl işte. Kaç zamandır evde kalmıyorsun ya. Bağda kalıyormuşsun gibi geldi. Kızlar da yorulunca bugün... Tamam dedim, yarın devam ederiz dediydim. Ama iki dakikada otursan kahveni iç, ben onları uyandırırım, toplarız. Dur dur, gece vakti kimseyi uyandırma şimdi.
E sen nerede yatacaksın o zaman? Bakarım ben başımın çaresine. İçerideki odada yatsana, yatağı falan da hazır. İyi. Hadi iyi geceler. Kusura bakma Yusuf Bey oğlum.